Evet devam ediyoruz. Tabi burada Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Ee, evet transferler yapıldı. İyi kadro kuruldu Erkan abi. Ama ve lakin e, yüksek ihtimalle kaleci Altay United'a gidiyor. Manchester'a serbest kalır maddesi vesaire. Onlar ayrı konular. Şimdi Altay sana göre hocam bak yıllardır en son baktı işte. Kimdi kaleci Kamenem'i abi 2017'den beri senin oynadığın dönemde efendim evet. Rüştü Rüştü oynuyordu. Vardı. Murat Şahin Rüştü. Murat Şahin Hoca. Evet. Hep yerli gitti. İşte Rüştü, Volkan Demirel zaten vermediler kaleyi. Ondan evvel Engin İpekoğlu, Engin Ağabey evet. kulağı çınlasın. E şimdi bu bir düzen değişikliği. Hatta İsmail Hoca dedi ki Kartal hazırlık maçlarında kaleye yabancı düşünüyoruz dedi. Belli ki Levakovic ile anlaşıldı. Şimdi Altay'a haksızlık mı yapıldı hocam? Bak bunu açık yüreklikle sormak istiyorum. Evet. Kalsay mıydı bu saatten sonra hayır bence gitmesi daha mı iyi diyorsun hocam? Ya 8 artı 3'te kalecinin yani 8 artı 3, 3 tane yerli oynama durumu var. Kaleciden yana kullanmanız bence avantaj takımlar için. Neden? Çünkü ön tarafta yabancı oyuncu daha fazla kullanabilirsiniz. Eğer kaleyi yabancı yaparsanız ön tarafta mecburen 3 tane yerli oyuncu kullanmanız lazım. Bir tane yabancı oyuncu da feragat etmeniz lazım. Şimdi sistem olarak böyle. Diğer şekilde şimdi Altay bildiğim kadarıyla bir bel fıtığı ameliyatı geçirdi. Doğru. Ee, ve toparlaması kolay olmadı, zor. Yani şimdi şu anda Altay'a bir zaman da lazım açıkçası. Ama şimdi Altay bu takımın kaptanı. Baktığımız zaman İsmail Kartal getirdi Altay'ı zaten, Altay Bayındır'ı bu takıma ve çok ciddi performanslar, çok iyi performanslar gösterdi. Ama o ameliyattan sonra, sakatlıktan sonra toparlama sürecine girdi. Şimdi İsmail Hoca da hemen o formayı verdi. Demin dedi ki maç oynama alışkanlığı, maç kondisyonu. Altay bir an önce kendine gelsin diye ama tabi Altay bazı gollerde talihsiz goller yedi. Şimdi bakıldığı zaman burada biraz tepki gördü Fenerbahçe taraftarından. Tepki biraz görünce, mı hocam adam yani, mahvettiler ya çocuğu. Ya biraz ben, ben biraz atılan, yumuşatarak söylüyorum. Yumuşatarak. Yani, yani o zaman bir suratına atılan şeyde su şişeleri mi de suratında sırtında mesela patlayan şiş, evet. yapılan küfürler mi, hakaretler mi yani ya şimdi şey, devam sus, edin buyurun hocam estağfurullah. şimdi su şişesi atıldı ya ben çok üzüldüm değil mi mesela Fenerbahçe forması giyen bir oyuncuya milli takım yani, milli takım yani. forması giyen bir oyuncuya su şişesi atılmaması lazım ha, bunlar münferit olaylar belki ama evet. e, yapmamak lazım neden ya o oyuncu ne kadar performansınızı da beğenmeseniz, sevmeseniz de, beğenmezseniz de Fenerbahçe forması giyiyor. Yani o attığınız su şişesi Fenerbahçe formasına geliyor. Cesur hatırla bir gün çıktı Öyle, basın he. toplantısına dedi ya. Öyle düşünme. Ona var. yapılmış, bana yapılmış harekettir diyor. Ya. Yani hatırla. şimdi bakıldığı zaman Altay'a attığınız zaman Fenerbahçe kulübü ne yapıyorsunuz? Ona da tepki gösterdiler. Niye böyle yapıyorsun? Sahip çıkıyorsun sonra diye. Yumuşadı. Ama Altay'da da mesela orada topu yere vurdu bir sinirle. Ha, ha, şimdi bu da bu da yanlış. Bu da olmaz hocam. Bu da olmaz. Niye? Bu konularda oyuncular kendilerini tedavi etmesi lazım. Tedavi edemiyorlarsa bir mentor tutmaları lazım. Neden? Çünkü siz ciddi rakamları anlaşıyorsunuz. Her, her zaman hedef oynayan takımlarda oynuyorsunuz. Bu tarz eleştirilere açık olacaksınız. Bu tarz eleştiriler olduğu zaman tamam diyeceksiniz. Performansınızı yükseltmeye. Bunun karşı tepki verirseniz dolu, film kopar, ip kopar. Bu sefer bunu yani çözemezseniz, birleştiremezseniz. Dolayısıyla Altay onu yapmaması lazımdı. Taraftar da onu yapmaması lazımdı ama şu, bu andan sonra Altay'ın geleceği bence Fenerbahçe'de çok zor görünüyor. Çünkü bundan sonra Altay o kadar iyi performans göstermesi lazım ki 8-10 maç böyle üst üste maç kazandırması lazım gibi gibi. Ee, Şimdi Lukaović zaten ismi hep sezon başından beri e, e, hedefte, e, gündemde. Dolayısıyla herhalde Lukaović'te de hatta Navas'ın ismi geçmişti. Bugün açıklanması bir bekleniyor. Hocam. Bugün açıklanması bekleniyor. bekleniyor. Zaten açıklandığı anda Altay'ın durma şansı yok, durmaması da lazım Altay. Yani Altay, şimdi kaptan, bu takımın kaptanı ciddi performanslar göstermiş, ciddi de isteyen takımlar var. Zaten Altay kendisi de gitmek ister. Kulüpte göndermek Siz hocam ister. hocam bir teknik adam olarak Altay'ı beğeniyor musunuz kaleci olarak? Altay iyi kaleci. Ama sakatlıktan önce iyiydi. Sakatlıktan sonra Düşüş toparlanması yaşadı. kolay değil. Yani şimdi ciddi bir ameliyat geçirdi Altay. Dolayısıyla bundan yola çıkarak yoksa Altay kötü kaleci yani olsa Manchester'a mı gider abi Ya Manchester'a mı gider? Murat Hocam sen beğenmiyor muydun mesela sakatlıktan önceki performansı? Hayır ben merak ettim yani sizin yok. düşüncenizi. İyi de onun kaleci. Için. Ya, iyi, hakikaten nitelikli Abi burada şöyle bir şey yine hocama sormak istiyorum izin verirseniz. Murat abi ne demek? Şimdi takım her sene Fenerbahçe özellikle Ali Bey zamanında 5 yıldır takım değiştiriyor. Yani evet. her sezon başında 14 15 kişi 12 kişi transfer ediliyor. Bu sezonda bu yapıldı. Geçtiğimiz yıllara göre çok daha kaliteli oyuncular ve iyi oyuncular alındı. Fakat bu 5 yılda yapılmayan bir şey vardı. Kalede bir değişikliğe gidilmedi. Gidilmedi. Acaba şu an bu mu düşünülüyor? Yani kardeşim golcüm değişti, beklerim değişti, stoper aldım, kanatları adam aldım, ortaya adam aldım, Fred'i getirdim. Tam trafor aldım. Tamam dedi biz dedi 5 yıldır ya da 9 yıldır. Hadi o 5 yıldan da vazgeçtim. artık ben kalede bir değişime gitmem lazım. Benim, benim oraya bir iyi bir tartışılmayacak yabancı kaleci getirmek istiyorum ve getirmeliyim. Yani siz de teknik direktör olsanız böyle bir kaleci tercihinde de bulunabilir miydiniz? Ya yani ben her yeri değiştiriyorum. Benim kalede değiştirmem lazım. Madem öyle yepyeni yep bir yola çıkıyoruz. Bu sefer kaleci de değiştirelim. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim Murat hocam. Geçen sene Fenerbahçe'nin kaybettiği şampiyonluğa bakalım. Giresunspor puan kaybı. İstanbulspor İstanbul puan kaybı. Ligin ilk haftaları. Ümrani Ümrani. Spor. Puan kaybı. Bir de derbileri diyebiliriz. Derbileri. derbileri diyebiliriz ama hani siz derbileri berabere bitirseniz, bu maçları kazansanız yine şampiyon olursunuz. Evet. Şampiyon yani şimdi bakıldığı zaman derbileri kaybetmediğiniz ama yine şampiyon olabiliyorsunuz. Geçen sene bence handikapı kale değildi Fenerbahçe'nin. Az önce Galatasaray'dan da bahsettik. Şimdi önde oynayan, baskı yapmaya çalışan cesus döneminde bir Fenerbahçe vardı. Ama Atilla Salahi biraz o konuda ağır kaldı. Önde oynadığı için e, Fenerbahçe e, rakiplerde de iyi analiz etti ve defansın arkasına attığı toplarla işte İstanbulspor maçına bakalım. Vanilya maçına bakalım. Hep Giresun maçı hep kontradan goller yediler. Bence şampiyonluğa mal oldu. Hani sadece bu değil ama bu hmm. da bir neden. Dolayısıyla hani kaleye gelene kadar bence mesela çıkıyor aldı değil mi Fenerbahçe? Daha çabuk, daha agresif bir stoper diye. Niye? önde oynayan bir Fenerbahçe'ye arkaya atılan toplarda yetişsin diye. Atilla Salai bu konuda biraz eksik kaldı açıkçası. E tabii bunun sistemi de var. 3 3'le oynadı filan oralara girersek zaten hiç çıkamayız. Yani geldi İsmail Kartal 4'le oynadı. Ciddi performanslar gösterdi. Yani şimdi bir şeyleri bir nedenleri bulmak için sadece Altay'a ya da İrfan Can'a yüklememek lazım. Mesela geçen sene ben hep şunu savunuyorum. Osayi Samuel gibi çok ciddi bir bek varken elinizde siz Ferdi'yi sağ bek oynatıp Lincoln'u orta sağ Lincoln'u gelip sol bek oynatıyorsanız orada da bir eksik vardır. Siz koyun Ferdi'yi sol beke. Koyun Osayi Samuel'e sağ beke. inanın şampiyon olurdu Fenerbahçe. İsmail Kartal bunu yapıyor şu anda. O sayı Samuel şu anda biraz sakatlığı var ondan oynatmıyor. Samuel'i koydu sağ tarafa. Ferdi'yi koydu sol tarafa. Dört diye döndü. E bakıldığı zaman İsmail Yüksek'i oraya yerleştirdi. E, Mert Hakan giriyor çıkıyor. Bu maçta şey değildi. Oster da iyiydi yani. Osterwold dedi. Ya ciddi bir oyuncu. O da e, hatırı sayılır bir oyuncu evet. ama Ferdi'nin olduğu yerde, Ferdi'nin evet. olduğu yerde Oster Osterwold. İşte Avrupa kupalarında, Türkiye kupalarında rotasyon, rotasyon oyuncusu. oyuncusu olabilir. Dolayısıyla hani ben kaleciye bağlamıyorum e, ama iyi bir kaleci az önce söyledik. Atanla tutanı dedik ya iyi bir kaleci her zaman bir puan. Mustera her zaman bir puan Galatasaray'a. Livakovic de o tarz bir kaleci. Artık zaten Altay yıprandı. Koptu mental olarak. Koptu. Artık. Mental olarak <laughs> koptu. Fiziksel olarak koptu. Performans olarak koptu. Dolayısıyla hem takım için iyi hem de Altay için iyi olacak görüşündeyim ben. Yolu açık olsun hocam. İnşallah. Altay iyi kaleci. O notlar aldın abi. Yok yo, ben başka bir şeye not alıyorum da. Ya bana göre ya, yani yerli bir kalecinin bu kadar takımların 8 artı 3 e, özellikle işte hocaların sıkıntılı olduğu bir dönem varken e, kalede Fenerbahçe'nin böyle bir değişime gitmesini bir, bir devrim olarak görüyorum. Yani bu basit bir şey değil. Bence çok önemli bir şey. Tabi burada bir e, bu değişim var. İki e, bu sonuçta e, bir e, milli takım kalecisine yapılanlar var. Bir kere yapılanların hiçbirinin... Doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani özellikle e, eleştirilerin hakaret boyutuna varması saygı lazım. E, yani bir kaleci eleştirilebilir, evet. İyi ya da kötü evet. kaleci bilmiyorum. Eğer Fenerbahçe ki şöyle bir düşünce de var, Fenerbahçe işte şampiyon olamıyorsa yıllardır işte bu kalede de bir problem olduğunu gösteriyor. Biraz önce hocama sordum ya, bence her tarafı değiştirdik tamam artık kalede değiştirmemiz lazım. Kalede bir yabancı kaleci getirmemiz lazım. Güzel. Getirin yani bir sorun yok. Yine olamazsa şampiyon. Yine şampiyon olamazsa demeyelim de yani iki maç. Livakovic kötü oynadığında kardeşim bu sefer de Altay gitsin diyenler şunu söyleyecek çünkü şu anki medyanın da sosyal medyanın hali de bu. Ya bizim Gül gibi kalecimiz vardı. Ne Ufancı gerek vardı? Can vardı. Altay şey. vardı. Ne diye bu adama 10 milyon euro bonservis bedeli verdiniz? İşte bilmem ne kadar yaptınız herif topu bile çıkartamıyor ya da bilmem ne yapamıyor. Ya bu, bunlar çok çabuk tüketiyoruz. Çok ya çabuk olabilecek çabuk ihtimaller. Evet. Ama e, sonuçta e, çocuk artık bugün İngiliz gazetelerinde şöyle bir şey vardı. İşte Manchester United'ın Altay'a ilgisi var. E, ondan sonra hatta onlar 4.3 milyon euro yazmışlar bonservis bedelini. Bizim Türk medyasında 6 var, 7 var, 8 var. Bir de serbest kalma bedelinden bahsediyorlar Altay'ın. Yani 6. Evet. Bir rakamdan da bahsediliyor. Ne kadar gerçekçi. Bir de ben niye Yunanistan'a gitmiş sağlık kontrolünü onu anlamadım. Yani niye İngiltere'ye gitsin Orada olsun. Vardı, orta noktadan mı buluştular <laughs> e, bilemiyorum. E, sonuçta Fenerbahçe'den ayrılacak. Bence ben de hocama katılıyorum. Kariyeri açısından böyle daha iyi olabilir. Çünkü e, sonuçta mental olarak kopmuş. Siz bir oyuncu ile ilgili bir kaleciye sürekli kötüsün, kötüsün, kötü tezahürat, kötü laf. Dur kafana su şişesi atayım para atayım, ona atayım, buna atayım. Zaten bu adamdan iyi kaleci kim ya, bekleyebilir adam da ki? adam der ki, ben yani, gerçekten kötüyüm herhalde. Yani, olabilir. yani. inanmaya, ona inanmaya yani, e, şimdi sosyal medyada linç ediliyorsunuz. Eee şeyde, stadda linç ediliyorsunuz. Linç Ondan sonra 6 yani altıyla tanımam bu arada. Hiç şeyim de yok yani. Belki gezdiği yani. yani AVM'lerde, gezdi. sağda solda yani bile Yani gez gezemiyordur hocam. nereye ne ya. yani. <laughs> Aynen. Öyle. Çünkü bu algı denen şey çok Evet. Bu özellikle sosyal medyada şu an çok tehlikeli bir boyuttur. Evet. Eğer siz birisiyle ilgili bu kötü, kötü kaleci. Bunun yüzünden Fenerbahçe şampiyonu olamıyor. Bunun yüzünden gol yiyoruz. Bunun yüzünden böyle diyorsunuz. Ön yargı. Ya kardeşim, ön yargı. adam kötü. İnsanlar da inanıyor. Yani yani Altay'ın şu anda kimse Fenerbahçe'yi kurtardığı maçlara bakıyor mu Allah aşkına? Evet. Yok. Hiç kimse baktı yok. Yedi hatalı gollere bakıyor. Aynen öyle. Yani bu böyle futbolun zaten şeyi dün düne kimse e, şey yapmıyor. Yani bu şu anı yaşıyorsunuz. Şu anda bu mu var? Bu böyle. Onun için bence de gitmesi e, iyi iyi bir durum. Bence de. Şimdi şey de gelecek. Eee Livakovic. Liva hayırlı uğurlu olsun. İyi bir kaleci. İlk defa ülkesinin Kendini dışında kanıtlamış. bir takıma gidiyor. Ülkesinin dışında öyle daha ilk önce defa hiç. Mı? Ha, evet hani ilk defa. Hırvatistan milli takımının kalecisi, kariyerli bir kaleci, kaliteli bir kaleci. Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun. Ben bugün herhalde bir kap bildirimi bekliyorum. 6 i̇şte ay açıklanırsa görüşmeler yapılıyor. Belki hemen o açıklandıktan sonra Ljubovic'i ee, açıklarlar yani önce. Olabilir yani. Sonuçta... Açıklanacak e, yani. Ama 6 ayın borun bir... servisi ne olursa olsun artık yani işte biz illa şunu istiyoruz diye değil bir şekilde 6 ayı da önünü açmak lazım, yolunu açmak lazım.